Hepiniz hoş geldiniz. Düzce Valiliğine karşı Ayazlı Mahallesi'ndeki Sapak Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cüruf İşleme Tesisi ile ilgili tam tabiriyle öyle söyleyeyim. Açtığımız dava dün itibariyle sona ermiş bulunmakta. Davanın detayıyla ilgili girmeden önce tüm Akçaoca halkına bizi bu konuda destekleyen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Davayı birkaç detay vermem gerekirse Düzce Valiliği Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü de ne karşı açtık. ÇED raporunun gerekli olmadığı raporuna karşı iptali davası olarak tam olarak sizin halkın anlayacağı dilde söyleyeyim. Dava sonucunda ÇED raporu gerekli değildir kararı ortadan kalkmış oldu. Biz davayı açtığımızda buranın çevresel yoğun şekilde zarar vereceği, fındık alanlarının içinde bulunduğu, derelere çok yakın bulunduğu, denize çok yakın bulunduğu iddialarıyla buranın çevreye zarar vereceği konusunda davayı o şekilde açmıştık. Bilirkişi raporu da tam da bizim istediğimiz ölçülerde geldi. Mesela birkaç örnek vereyim bilirkişi raporundan. Birincisi denize tesisin tarımsal alanlara 0 metre mesafede olması tescillenmiş olduğu. Öyle olmadığını iddia ediyorlardı. Bilirkişi raporuyla bu ortaya çıktı. Yeterli tedbirlerin alınmadığı, daha önce meydana gelen çatı çökmesi de olduğu gibi aşırı yağış sonrası meydana gelebilecek tahribat nedeniyle atığın tüm flora ve fauna üzerinde olumsuz etkiye neden olabileceği öngörülmüştür diye de çok açık şekilde burada işlenen malzemenin denize, dereye ve çevreye karışacağı ve bunun hiçbir şekilde önlem almadan bu tesise, bu işlemin yapılması, bu tesisin açılması için yetki verildiği konusunda net bir şekilde bilirkişi raporu ortaya koydu. Hatta bilirkişi raporunda ekosisteme, deniz canlıları üzerinde bile olumsuz etkiler yaratacağı bilirkişi raporuyla tespit edilmiş oldu. Davamızın sonucunda da bazı sabah bizden habersiz bazı yayınlar yapılmış, orada yürütmeyi durdurma kararı verildi gibi bir açıklama yapılmış. Yürütmeyi durdurma kararı verilmedi. Öncelikle onu söyleyeyim. Yürütmeyi durdurma kararı vermeden direkt iptal kararı verdi mahkeme. Yani bizim açtığımız davada yürütmeyi durdurma kararı verilmedi. Bilirkişi geldi ve bilirkişi raporunun sonucunda direkt iptal kararı verdi. Mahkeme hiç yürütmeyi durdurma, incelemeye falan bile gerek duymadan direkt bunun iptaline karar verdi. Daha önce de biliyorsunuz bu beton tesisiyle ilgili dava açmıştık, onu da kazanmıştık. Ama hala çalışıyor ne hikmetse. İptal kararı verildiği halde çalışmaya devam ediyor. İnşallah bu tesisle ilgili yetkililer gereğini yapıp çalışmamasını sağlamaya yönünde adım atarlar diye umuyorum. Çünkü beton tesisi iptal ettirdiğimiz halde hala çalışıyor, doğru mu? Hala çalışıyor. Yeniden ruhsat almak için başvuracaklarmış galiba ama şu anda ruhsatsız şekilde çalışıyorlar. Burasının da öyle olmaması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Biz çevre bilinciyle bu işi yürüten insanların hukuktan başka yapacak bir şeyimiz yok. Yetki devlet erkanında. Bunu da yapmasını sanırım. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bu davalar çok maddi yükü ve külfeti fazla olan davalar. Öncelikle Handan Hanım'a teşekkür ediyorum. Bu davanın ortalama masrafı 15 bin liraya yakın tutuyor. Bütün masrafları Ergün Bey de sizle hep beraber herkes bu işin şeyine elini attı ama ve bu işi buraya kadar getirdik. Müvekkillerime de teşekkür edeyim. Onlar da cesaret gösterip vekalet verip bu işe destek verdiler. Gürkan Cumhur, Derya Çorpan ve Ömer Gümüş. Çünkü Handan Hanım size belki o konuda bilgi verir ama ben söyleyeyim siyasetçi kimliğimle. Birçok kişiden vekalet istedik, kimse vekalet vermedi. Ben söyleyeyim, sen belki söyleyemezsin. Birçok kişiden vekalet istendi.
Ve bu kimse, herkes oraya gidip şovunu yaptı ama iş dava açmaya ve mücadele etmeye geldiğinde keşfe ben, Tantan abla ve Ergin abi üçümüz orada bir sürü adamın içinde hiçbir desteğimiz olmadan keşfe gittik. Doğru mu abi? Şey yapacağım. Şimdi bu işlerde sadece gidip gösteri yapmakla bu işler bitmiyor arkadaşlar, ne yazık ki. Bu iş için elini taşın altına koymak, mücadele etmek gerekiyor. O yüzden yapılan haberlerde bu işin gerçekten mücadelesini vermiş Ergün Bey gibi olsun, işte müvekkillerim gibi olsun, Handan abla gibi olsun, insanların isminin öne çıkartılmasını talep ediyorum en azından. Doğru olur bu şekilde. Çünkü gerçekten maddi anlamda hem de manevi anlamda çok üstümüze yüklenildi bu konuyla ilgili. Ama Allah'ın izniyle bir önceki davada olduğu gibi bunda da sonuca ulaşmayı başardık. Tüm Ak çocuğu hayırlı olsun. Bundan sonra da devlet erkanı böyle tesisler ya da böyle çevreye zararlı tesislerin açılmasını izin verirken inşallah bir daha düşünürler. Kendilerine şimdiden buradan uyarı yapalım. Buyurun.